Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş katliamının 42. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in kapısını çaldı, biliyorsunuz. Yanında Cumhuriyet Halk Partisi sol kanadının en popüler sözcülerinden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı HDP seçmeninin büyük desteğiyle AKP-MHP ittifakının elinden alan Ekrem İmamoğlu da vardı. Bu kimsenin öngörmediği, beklemediği, aklından bile geçirmediği manasız bir ziyaretti. Üzerinden 42 yıl geçse de verdikleri canların, uğradıkları tecavüzlerin ve yağmanın, çiğnenen onurlarının, ezilen direnişlerinin acısı dinmeyen, öz yurtlarını terke zorlanmış on binlerce Maraşlı Alevinin ve milyonlarca Kürt ve Türk Alevinin içini kor gibi yaktı. Alevileri temsil eden bütün belli başlı dernekler ve federasyonlar bu kez CHP ile dayanışmak için değil, onu ortaklaşa eleştirmek üzere bir araya geldiler ve Kılıçdaroğlu'na sordular. Neden? Bizi hiçe mi sayıyorsunuz? CHP Genel Merkezi bu sorulara henüz bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu, o da bizim gibi bir Alevi diyerek kendisine teveccüh eden milyonlarca Alevinin sorularına doğru yanıtı verebilir mi? Bunu göreceğiz. Ama şimdiden şunu söyleyebiliriz. İster doğru ve samimi bir yanıt versin, isterse bu manasız ziyaretin üstünü laf kalabalıklığıyla örtmeyi denesin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın demokratik muhalefet tabanında büyük bir hayal kırıklığına yol açmış olduğu gerçeği değişmeyecek. Yaşları 60'tan daha genç olanlar bu ziyaretin Alevilerde yarattığı derin şaşkınlık, hayal kırıklığı ve kızgınlığı kavramakta güçlük çekebilirler. Ancak yakın tarihe ilişkin birkaç çarpıcı ayrıntı bu sarsıntının kaynağına ilişkin bir fikir vermeye yardımcı olabilir. 5000 insanın hayatına mal olan 12 Eylül öncesinin yarı iç savaşında faşistlerin hedefi olan Aleviler ve diğer politik ve toplumsal güçler için bu ziyaretin paradoksu şurada. Maraş katliamını icra eden MHP ve Ülkü Ocakları'nın lideri Alparslan Türkeş, bu insanlık suçunun planlanması, örgütlenmesi ve icrasının baş sorumlusuydu. Bundan ötürü hiç hesaba çekilmemişti. Ölene kadar bu katliamdan ötürü tek kelimeyle olsun pişmanlık ya da üzüntü beyan etmiş de değildi. Elbette Seval Türkeş de ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'na katliamdan üzüntü duyduğundan hiç bahis açmayacaktı. Alparslan Türkeş sadece Maraş katliamının değil, solun kanaat önderlerini hedef alan faşist cinayetlerin de başlıca sorumlusuydu. Kitleleri faşizm önünde diz çöktürmek maksadıyla şok ve dehşet yaratmak üzere her gün sırayla hedef alınan bu aydınlardan biri de Nisan 1980'de öldürülen Ümit Kaftancıoğlu'ydu. Asli katilleri yakalanamadı. Oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu 2016'da "Ben babamın katillerini çok fazla suçlamıyorum" demişti. Onlar eğitimsiz, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş, Yılma Durak gibi isimler tarafından dolduruşa getirilmiş kimselerdi. Asıl onların cezalandırılması, bunları destekleyen güç odaklarının ifşa edilmesi gerekirdi. Ne var ki Alparslan Türkeş bu cinayetlerin hiçbirinden de hüküm giymeden bu dünyadan ayrılmış, sırf gözdağı olsun diye ülkücü katiller tarafından öldürülmüş aydınların yakınlarından da bir özür dileme ihtiyacı duymamıştı. Canan Kaftancıoğlu da hal hatırdan sonra Seval Türkeş'e Maraş katliamından da eşinin babasının canına böyle kıyılmış olmasından, onun eşini sorumlu tuttuğundan da söz açmadı elbette. Seval Türkeş'in Türkiye siyasi tarihinde Alparslan Türkeş'in 1974'te evlendiği ikinci eşi olmak dışında ne rol oynadığı konusunda bir bilgi yok. Ancak şurası apaçık, soyadı Türkeş olmasa Kılıçdaroğlu'nun Seval Türkeş'in kapısını çalması için bir siyasi neden de olmayacaktı zaten. Alaaddin Çakıcı Kılıçdaroğlu'na orta yerde hakaret edince Türkeş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na telefonla üzüntülerini bildirmiş ve futbol tabiriyle CHP Genel Başkanı'nın MHP yarı sahasına intikalini sağlamıştı.
Kılıçdaroğlu girdiği kapıdan çıkarken medyaya şu manşeti vermiş olacağını çoktan tasarlamış olmalıydı. Kılıçdaroğlu MHP'nin başbuğu Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret etti ve fotoğraflar ve şıkır şıkır flaşlar patlarken akan kamera görüntüleri. Kılıçdaroğlu partisinin sol kanadının en popüler üyeleriyle birlikte Bahçeli'yi kapısından içeri sokmayan Seval Türkeş'in evinin baş köşesinde. Fransızların coup de grâce dedikleri işte bu. Hasım tek vuruşta bitiriliyor. Bahçeli çatlasın, patlasın. Kılıçdaroğlu elde kılıç Cumhur İttifakı'nı doğuruyor. Kim bilir, belki de onun umduğu gibi olmuştur. Zaten baraj altına düşmüş, kocamış kurt düşerken can vermediyse bile belki postundan şimdi bir kıl daha kopmuştur. Peki buna değer miydi? Kılıçdaroğlu'na yol gösteren akla sorarsanız değer. O akla bakarsanız her iktidar seçeneği eninde sonunda bir başka milliyetçi ittifak seçeneği olacağına göre dün Bahçeli ile Erdoğan'a karşı milliyetçi ittifak aramak ne kadar doğal idiyse bugün Bahçeli'yi Cumhur İttifakı'ndan düşürmek için Türkeş ailesiyle ve Türkeşçilerle milliyetçi ittifak da o kadar doğal. Ellerinde kan varmış. Olabilir. Devlet işi kansız olmaz. Mesele kitabına uydurmak. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla takip ettiği ama kendisine bugüne kadar tek bir başarı getirmiş olmayan siyasi taktiğin açmazı şurada. O siyaseti toplumsal ihtiyaçların değil, devletin ihtiyaçlarının bir fonksiyonu olarak görüyor. Oysa toplumun ihtiyaçlarıyla devletin ihtiyaçlarının birbirini inkar ettiği bir kriz döneminde devlete doğru attığı her adım Kılıçdaroğlu'nun halkın ihtiyaçlarının inkarına vardırıyor. Gözü yukarıda, partisini iktidara yaklaştırdığına inandığı her hamlesi aşağıdan bakanların gözünde Kılıçdaroğlu'nun kendilerini cellatlarının önüne atışı olarak görünüyor. Bu kalp kırıklığının kolay onarılacağını umuyorsa Kılıçdaroğlu çok yanılıyor. CHP lideri ortalık daha fazla karışmadan ve Ziya Paşa'nın şu beyti üzerine biraz düşünse herkes için daha iyi olurdu. Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim gaflet ile görmez kuyuyu reh üzerinde günümüz Türkçesiyle. Nice acemi müneccim gökte yıldız ararken yolunun üstündeki kuyuyu görmez. Hoşça kalın.